Merhaba arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin bugünkü bölümünde, bu bölümünde milli mücadeleye yapılan dış yardımlardan bahsedeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda Ankara Hükümeti'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yabancı devletler tarafından yardım yapılmıştır. TBMM'de savaş yıllarında ordunun silah, cephane ve mühimmat ihtiyacını karşılayabilmek için bu yardımlara olumlu bakmıştır, olumlu yaklaşmıştır ve yardımları kabul etmiştir. Şimdi bu yapılan yardımlardan bahsedeceğim size. İlk olarak Sovyet Rusya yardımları, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yardımları. Sovyetler Birliği 11 milyon altın ruble yardımda bulunmuştur Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne, milli mücadeleye. Yine 100 bin lira değerindeki külçe altını Ankara'ya göndermiştir. 11 milyon ruble altın ve 100 bin lira değerindeki külçe altını TBMM'ye göndermiştir. Bu Sovyet Rusya'nın yaptığı ekonomik yardımlardır, parasal yardımlardır. Bir de bunun silah boyutu vardır, silah yardımları vardır. Yine bir tümeni donatacak kadar tüfek yardımı yapmıştır Rusya. Yani 38 bin tüfek, 38 bin tüfek yardımında bulunmuştur. Yine 324 makinalı ve ağır makinalı tüfek yardımında bulunmuştur. Yine 66 top yardımında bulunmuştur. 66 top ve bunların mühimmatı ve cephanesini de göndermiştir. TBMM hükümeti bağımsızlığını zedelememe kaydı şartıyla bu yardımları ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Zaten daha önce Erzurum Kongresi kararları içerisinde de vardı. Milli bünyemizi, iktisadi dengemizi ve bağımsızlığımızı zedelememe kaydıyla yabancı devletlerin yardımları kabul edilebilir denmişti. Bu çerçevede yardım etmiştir Sovyet Rusya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti de bunu kabul etmiştir. Ha, Sovyet Rusya, yani Türklerin kara kaşı kara gözü için bu yardımları yapmıyor arkadaşlar. Yani onun da menfaatleri var. Neden? Çünkü o döneme kadar dünyada olmayan bir rejim ortaya çıkmış Sovyetler Birliği'nde. Biliyorsunuz Çanakkale savaşlarından sonra Çarlık Rusya'sı yıkılmış, Bolşevik ihtilali çıkmış, Çarlık Rusya'sı savaştan çekilmiş ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştu. Dolayısıyla Sovyetler Birliği komünist bir sisteme sahipti. Ve Avrupa devletleri, başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetlerde ortaya çıkan komünist sistemi, komünist rejimi, sosyalist rejimi kendileri için tehlike olarak görmekteydiler. Bu rejimin, komünist sistemin yani zamanla Balkanlara, oradan da Avrupa'ya yayılmasından endişe etmekteydiler. Çünkü artık Avrupa'da da komünistler ortaya çıkmıştı. Bu sistemi savunmaya başlamışlardı. Ha, o noktada Sovyetler Birliği eğer milli mücadele başarısı olursa İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar Anadolu'da kalıcı olurlarsa kime komşu olacaklardı? Sovyet Rusya'ya komşu olacaklardı. Ve ileride Anadolu üzerinden Sovyet Rusya'ya karşı bir askeri harekatta bulunacaklardı. İtilaf devletlerinin böyle bir düşüncesi vardı. Sovyet Rusya'da istihbarat teşkilatı KGB aracılığıyla bu bilgilere ne yapmıştı arkadaşlar? Ulaşmıştı. Dolayısıyla Batılı Avrupa devletleriyle arasında kendi güvenliği için bir tampon devletin, bir tampon bölgenin olmasını istiyordu. İşte bu noktada Milli Mücadele Hükümeti'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Ankara Hükümeti'ne, Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki milli mücadeleye ne yaptı arkadaşlar? Destekte bulundu, maddi destekte bulundu, silah, cephane, mühimmat desteğinde bulundu. Yani bu bizi çok sevdiği için değil ya da işte Türklerin kara kaşı kara gözü için değil, bizleri çok düşündüğü için değil. Tamamen kendi menfaatleri gereği ne yaptı arkadaşlar? Bu yardımda bulundu.
direkt itilaf devletleriyle sınır komşusu olmamak, ileride onların Sovyet Rusya'ya karşı bir askeri müdahalesine en başından önlemek maksat ve gayesiyle Milli Mücadele Hükümeti'ne ne yaptı? Destek oldu. Bunu da burada ne yapalım arkadaşlar? Belirtelim. Kaldı ki Rusya güçlendiği zamandan itibaren sürekli gerek Osmanlı heyetinin, gerek Kafkas ve Orta Asya Türk dünyasının aleyhine genişlemişti. Değil mi arkadaşlar? Yani mesela bir Azerbaycan bağımsız devlet kurulmuştu o yıllarda. 3 yıl yaşamıştı. Sovyet Rusya buna son vermişti. Yine Orta Asya Türk dünyasını, Türkistan'ı istila etmişti. 91'de, 90'da Sovyetler Birliği dağılana kadar Orta Asya Türk dünyası kimin egemenliği altında kaldı? Sovyet Rusya'nın egemenliği altında kaldı. Bunları da ne yapmamak lazım? Göz ardı etmemek lazım arkadaşlar. Yani Rusya Türk dünyasının üzerine büyük bir tehlikedir. Ama o şartlarda kendi menfaatleri gereği bizini almıştır, desteklemiştir. Daha önceki derslerde de anlattım. Rusların bu kadar güçlenmesine etkili olan olay neydi? Timur'un Altın Ordu Devleti'ni yıkmasıydı. Altın Ordu Devleti yıkılınca Ruslar hızla güçlenmiş 15. yüzyıldan sonra ve 17. yüzyıldan sonra Osmanlı dünyasının ve Kafkas Türk dünyasının, daha sonra da Türkistan Türk aleminin başına ne olmuştu? Büyük bir dert olmuştu. Rus Çarlık Rusyası ve akabinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Evet, şimdi Sovyet Rusya yardımlarından sonra Fransız yardımları var. Hint Müslümanlarının yardımları var. Azerbaycan yardımları var ve Kuzey Kıbrıs, düzeltiyorum, Kıbrıs Türklerinin yardımları var. Şimdi Fransız yardımlarından da bahsedelim. Fransızlar da Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Anadolu'dan çekilirken, işgal ettikleri Urfa, Antep, Maraş, o taraflardan çekilirken Milli Mücadele'ye 10.000 tüfek bıraktılar. İşte hediye adı altında bunu bıraktılar. Yine 1500 küsür sandık cephane bıraktılar. Yine 10 tane uçak hediye ettiler. 10 tane de uçak hediye ettiler ama yani bu uçakların bazıları da ne yapmıyordu? Tam çalışmıyordu, arızalıydı falan. Ama ne yaptı bizim o dönemdeki uçak bakım ikmal kademelerindeki teknik astsubaylarımız? İşte 10 tane uçaktan 7 tane örnek uçak ortaya çıkardılar. Yani birinin motorunun bir parçası bozuktu, diğerinin o sağlamdı. Sağlamı söktüler, bozuğa taktılar. O şekilde ne yaptılar arkadaşlar? Derleyip toparladılar. Uçakların bazılarını yedek parça olarak kullandılar. Yani 10 tane uçaktan 6-7 tane uçak ne yaptılar? Çıkardılar. Bunu da ne yapalım? Belirtelim. Yani hepsi de tam çalışır vaziyette değildi bu uçaklar. Yine Hint Müslümanlarının yardımları var. Hint Müslümanları da arkadaşlar bugünkü Pakistan devletini kuran Müslümanlardır. Daha önceki yüz yüze olan derslerimde, uzaktan derslere geçmeden önce anlatmıştım arkadaşlar. Türklerin İslam dünyasına hizmetleri, katkıları bahsinde işte Hindistan'da ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılmasını sağlamışlardır demiştim. İşte Hindistan'da özellikle Gazneliler, Gazneli Sultan Mahmud Hindistan'a 40 sefer düzenliyor. Bu seferler sonucunda Hindistan'da İslamiyet yayılıyor. İşte o dönemde Hindistan'da bulunan Hint Müslümanları işte payitaht tehlikededir. İslam dünyası hilafet merkezi İstanbul tehlikededir, Anadolu tehlikededir düşüncesiyle, Müslümanlar kardeştir ilkesiyle milli mücadeleye ne yaptılar arkadaşlar? Yardım gönderdiler. Kendi aralarında para topladılar ve bu yardımları Ankara'ya ne yaptılar? Gönderdiler. Bunlar 125.000 İngiliz lirasıydı. 125.000 İngiliz lirası. Ha işte o dönemde milli mücadeleye yardım gönderen Hint Müslümanları bugünkü Pakistan devletinin kurucuların atalarıdır. Daha sonra işte ilerleyen konularımızda anlatacağız ikinci dönem. Hint Müslümanları önce
Hintlilerle beraber İngiliz sömürgesinden kurtulmak için harekete geçtiler. Fakat baktılar ki Hintliler, Hindular eğer İngilizlerden bağımsız olabilirseler Müslümanlara yönetimde söz hakkı vermeyeceklerdi. Bunu anladılar. Bunu anladıktan sonra dediler ki biz İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesinde sizlerle beraber yer alıyoruz, mücadele ediyoruz, destekliyoruz. Ama biz şu noktadan sonra gördük ve anladık ki siz yönetimde bize söz hakkı vermeyeceksiniz. Bu yüzden biz Hindistan'ın bağımsızlığı için mücadele edeceğiz. Fakat bağımsızlığa ulaştıktan sonra siz kendi devletinizi kuracaksınız. Biz ayrı devletimizi kuracağız dediler. Bu şekilde 1947'de bağımsızlığa ulaştılar. Ve Pakistan devletini ne yaptılar arkadaşlar? Kurdular. Bunu da bu şekilde belirtelim ama milli mücadele yıllarında 1920-21-22'li yıllarda Hint Müslümanlarıyla beraber yaşıyorlardı. İngiliz sömürgesi altında yaşıyorlardı. Bu Hint Müslümanları Çanakkale Savaşı'nda İngilizler tarafından Çanakkale'ye de getirilmişlerdi arkadaşlar. Bunlarla alakalı hatıralar çoktur. Nereye getirildiklerini de bilmiyorlar. İngilizler bunu gizliyorlar. Osmanlı'ya karşı savaşa geldiklerini bilmiyorlar. Fakat Türk siperlerinden, Osmanlı siperlerinden ezan okunmaya başlayınca bu Hint Müslümanları yani Pakistanlıların ataları silahlarını atıyorlar ve İngilizlere diyorlar ki siz bizi Osmanlı'ya karşı harp etmek için getirdiniz. Bizler Müslümanız. Osmanlı da Müslümandır. Müslümanlar kardeştir. Osmanlı bize her zaman destek oldu. Elinden geleni yaptı, korudu, kolladı. Yani dolayısıyla biz Müslüman kardeşlerimize karşı kurşun sıkmayız dediler. Ve ne yaptılar arkadaşlar? Osmanlı'ya karşı harp etmediler. Hindistan'dan gelen Hint alaylarının içinde Müslümanlar da vardı. Onlar Osmanlı'ya karşı harp etmediler. İşte Hintliler, Hindular onlar tabii Osmanlı'ya karşı ne yaptılar? Harp ettiler. Yine Senegal'den gelen insanlar da Osmanlı'ya karşı harp ettiler. Yine İngiliz sömürgeleri olan Avustralya, Yeni Zelanda'dan gelen sömürge askerleri de Osmanlı'ya karşı harp ettiler. Bunu da daha önce ne yaptım arkadaşlar? Anlattım ama Anzaklar ve Yeni Zelandalılar da savaşta Osmanlı askerinin insanlığını, yiğitliğini, mertliğini, merhametini gördüler. Onlar da İngilizler tarafından kandırıldıklarını, Türklerin kendilerine kötü olarak gösterildiğini anladılar. Ve ne yaptılar arkadaşlar? Bunu daha sonraki anılarında anlattılar yani. İşte gerçeklerden alpar arkadaşlar. Er geç gün ışığına çıkar. Bunu da yeri gelmişken bu şekilde belirtelim. Evet geldik Azerbaycan yardımlarına. Azerbaycan Türklerinin yardımlarına. Evet iki devlet bir millet diyoruz değil mi Azerbaycan'la Türkiye için? Birinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetlerin yıkılmasıyla beraber Azerbaycan'da bağımsız bir devlet kurdu. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Kafkaslar'da. Bu yıllarda 3 yıllık bağımsızlığı boyunca Azerbaycan TBMM'ye ekonomik yardımlarda bulundu. 1920'de Dışişleri Bakanı, TBMM'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Muhtar Paşa'ya Azerbaycan yardımları teslim edildi. 19 bin Osmanlı altını, 1 milyon Fransız frangı. Ha bu nasıl franklar var? Azerbaycan Bakü'de petrol var o dönemde. Azerbaycan petrol satıyor Fransızlara falan. İşte onun karşılığında frank alıyor. Bu franklardan ne yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yardım ediyor milli mücadele için. Yine 8 parça petrol hissesi poliçesi ne yapıyor? Milli mücadeleye gönderiyor. 19 bin Osmanlı altını, 1 milyon Fransız frangı ve 8 parça petrol poliçesi. 3 yıl bağımsız kalıyor. 3 yıl sonra Sovyet Rusya Azerbaycan'ı işgal ediyor. Azerbaycan bağımsızlığını kaybediyor. Bütün ekonomik kaynaklarına ve petrolüne Sovyetler Birliği el koyuyor. Azerbaycan'da ne yapamıyor arkadaşlar? Yardım ondan sonra gönderemiyor. Evet yani bunlar da acı arkadaşlar. İşte çok şükür 90'da Azerbaycan bağımsız oldu. 91'de
Türkiye Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıdı. İşte daha sonra Karabağ kaybedildi. Ermenistan işgal etti, anlattım. Çok şükür 2020 yılında 30 yıllık işgalden sonra işte Türkiye'de o zaman Azerbaycan'a yardım etti. Azerbaycan işgalden ne yaptı arkadaşlar? Kurtuldu. Hepiniz Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in sevincini ekran başından ne yaptınız arkadaşlar? İzlediniz. Bu gerçekten çok büyük bir mutluluktu, çok büyük bir sevinçti ama şunu da altını çizerek belirtmek gerekir ki Azerbaycan ordusu 30 yıllık esaretten sonra Karabağ'a girdikten sonra hiçbir Ermeni'nin kılına dahi dokunmadı. Yani isterseniz dedi kalabilirsiniz dedi. İşte Azerbaycan Rus Sovyet özür dilerim Azerbaycan Rusya Ermenistan arasında yapılan anlaşma protokol gereği dediler ki Ermeniler biz dediler buradan çıkacağız. Belli bir süre verildi orayı boşaltmalar için. Ne yaptılar? Boşalttılar ama Azerbaycan ve Devlet Başkanı İlham Aliyev dedi ki yani gitmek zorunda değilsiniz, burada kalabilirsiniz dedi. Bizden hiçbir zarar gelmez dedi. Yani onların yaptığı katliamı oradaki Azeri kardeşlerimiz oradaki Ermeni halkına karşı ne yapmadı? Asla yapmadı, yapamaz da, yapmaz da arkadaşlar. Yani bizim tarihimizde katliam yok. Katliamlar zaten doğru değil. Yani Şeyh Edebalı Osman Gazi'ye ne diyor? Oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. İşte Osmanlı bu nedenle sadece Müslümanlara değil, diğer gayrimüslim unsurlara, Müslüman olmayan unsurlara, Bulgarlara, Rumlara, Sırplara da, Ermenilere de, Yahudilere de iyi davranıyor. Onları kendi halkından ayırmıyor arkadaşlar. İşte bu yüzdendir ki İstanbul kuşatıldığı zaman Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Bizans İmparatoru Manuel Komnenos Avrupa'dan, papalıktan, Latinlerden yardım isteme konusunu gündeme getirdiği zaman İstanbul halkı bunu kabul etmiyor. Diyor ki İstanbul'da kardinal külahı, papa külahı görmektense Osmanlı Türk sarığı görmeyi tercih ederiz diyor. Çünkü Osmanlı adildir diyor. İşte Bulgaristan'ı fethetti, Balkanları fethetti, Anadolu'yu fethetti, Rumların, Bulgarların, Sırpların kimsenin dinine, inancına dokunmadı. Malına, mülküne, ticaretine dokunmadı. Asla Osmanlı'dan onlara bir zarar gelmedi. Eğer İstanbul dediler düşecekse papalığın eline geçmesin. Osmanlı'nın eline geçsin dediler. İşte bu Osmanlı'nın adaletini göstermekteydi. Aynı adaleti biz nerede görüyoruz? Azerbaycan'da da görüyoruz. 2020 yılında Karabağ'ın işgalden kurtuluşundan sonra bunları da özellikle böyle belirtmek lazım arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Yani olayları unutabilirsiniz. İşte savaşları unutabilirsiniz ama işte asıl bunlar şuurdur. Şuur meselesidir. Ruh meselesidir. Asıl mesele budur arkadaşlar. Biz aynısını Kudüs'te görüyoruz. İşte Hazreti Ömer yürüyor. Oradaki Hristiyanlara, Musevilere dokunmuyor. İşte Haçlılar İşgal ediyorlar daha sonra Kudüs Haçlı seferleriyle. Müslümanlara türlü zulümler yapıyorlar. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kurtarıyor, Kudüs'e giriyor. Hiçbir Hristiyan'a, Musevi'ye dokunmuyor. Kiliselerin avralarına dokunmuyor. Daha sonra Yavuz Sultan Selim giriyor 1516'da. Mercidabı zaferinden sonra aynı yolu izliyor. Hazreti Ömer'in gittiği yoldan gidiyor. Selahaddin Eyyubi'nin gittiği yoldan gidiyor. Hristiyanların, Musevilerin kiliselerine, havralarına, sinagoglarına, katedrallerine dokunmuyor. Yani onlara din inanç hürriyeti veriyor arkadaşlar. İşte bakın Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim her biri farklı bir devletin devlet başkanı. Ama aynı hakkı veriyor. İşte neden veriyor? Çünkü dayandıkları nokta aynı. Beslendikleri kaynak aynı. Mihenk noktaları aynı. İslam arkadaşlar buna emrediyor. Dolayısıyla bu hükümdarlar Halife Hazreti Ömer, Eyyubi Devleti'nin hükümdarı Selahaddin Eyyubi ve Osmanlı Devleti'nin hükümdarı Sultanı Yavuz Sultan Selim İslami esaslardan beslendikleri için tek doğru olan hükmü veriyorlar arkadaşlar. Hepsi birbiriyle aynı. Dolayısıyla yani İslam'da nedir arkadaşlar? Zulüm yoktur. Bugün dünyada belli yerlerde işte kendisine İslam adını veren bir takım örgütler çıkıyor. Katliamlar yapıyor. Bunlar İslam'da olmayan şeyler arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da ne yapalım? Belirtelim. Evet yine
Kıbrıs Türklerinin yardımları var arkadaşlar. Kıbrıs Türkleri Osmanlı'yı resmi olarak Kıbrıs'ı 1. Dünya Savaşı'nda kaybediyor. İngilizler ilhak ettiklerini açıklıyorlar. Kıbrıs'ı daha önce İngilizlere üst olarak verilmiş ama tapusu Osmanlı'ya ait. Ama 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler resmen ilhak ettiklerini, yani Büyük Britanya İmparatorluğu, İngiliz İmparatorluğu topraklarına kattıklarını ilan ediyorlar. Ve Kıbrıs Türkleri gerek 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, tarihlerimizde 93 Harbi olarak geçen Büyük Harp'te, gerek daha sonraki Birinci Dünya Harbi'nde, gerekse Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadeleye maddi yardımda bulunuyorlar. Tabii Kıbrıs küçük bir yer, imkanları sınırlı bir yer. Yani petrolü yok, gelirleri yok, bir taraftan İngiliz kontrolünde, ama o şartlarda dahi arkadaşlar işte camilerde hutbeler düzenliyorlar, yardımlar topluyorlar, işte tiyatro gösterileri düzenliyorlar, işte yardım paraları topluyorlar arkadaşlar, gazeteler çıkartıyorlar, Söz, Doğru Yol, İrşat, Ankebut gibi gazeteler çıkartıyorlar. İşte bu gazetelerin satışından elde edilen gelirleri, yine kendi aralarında topladıkları camilerde, tiyatro gösterilerinde, işte milli mücadeleye destek gecelerinde topladıkları yardımları ne yapıyorlar? Milli mücadeleye gönderiyorlar. Yani herkes karınca kararınca elinden gelen yardımı ne yapıyor arkadaşlar? Yapıyor. Yani Kıbrıs küçük bir yer, onların yardımından ne olur ki dememek lazım. Yani çok veren maldan, az veren candan derler. Önemli olan arkadaşlar hatırlamaktır. Onların azını Cenab-ı Hak çoğa ne yapar? Çevirir. Önemli olan nedir? Samimiyettir. İşte Hazreti İbrahim'i Nemrut ateşe atacağı zaman arkadaşlar Hütüt kuşu da gagasında su taşıyor. Yani diyorlar ki ya senin taşıdığın sudan ne olacak ki diyorlar. O koca Nemrut'un ateşini söndürebilir mi diyorlar. Hütüt kuş da ne diyor? Safımız belli olsun diyor. Değil mi arkadaşlar? Safımız belli olsun diyor. Yani biz haktan yanayız diyor. Yani yarın ahirette Hütüt kuşuna da sorulduğu zaman o da ya Rabbi ben de gücümün yettiğini yaptım ne yapabilir arkadaşlar diyebilir. O da diyor ki safımız belli olsun diyor. Yani ben ne yapabilirim deyip bir kenara çekilip de zulme rıza göstermiyor arkadaşlar. Zulme karşı ne yapıyor arkadaşlar? Mücadele ediyor. Yani inancımızda da ne var? Yani işte bir zulme, kötülüğe elinle engel ol. Elinle engel olamıyorsan dilinle engel ol. Eğer ona da gücün yetmiyorsa kalbinden buğz et. Yani kötülük yapanlara kalbinden Allah'ın onlara hükmünü vermesini vermesi noktasında dua et anlayışı var değil mi arkadaşlar? Yani bu da nedir? Çok önemlidir. Her zaman hakkın, hakikatin, doğrunun yanında yerinde ne yapmamız lazım? Yer almamız lazım. İşte bizler de ne yapıyoruz okullarda? Bunu arkadaşlar anlatıyoruz. Bu yani çok önemlidir. Yani her zaman için iyi ile kötünün mücadelesi olacaktır. Siz de hayatta her zaman iyinin, doğrunun, haktan yana olanın yanında yer alın arkadaşlar. Her zaman haktan yana olanın yanında ne yapın? Yer alın. İşte Ertuğrul Gazi bile Anadolu'ya girdiği zaman işte çarpışan bir Selçuklu kuvvetiyle Moğol kuvvetine rastlıyor değil mi arkadaşlar? Selçuk tarafı az ve zayıf. Yani işte orada diyorlar ki Selçuklu tarafı az olduğu için Ertuğrul Gazi Türk töresince az olanın yanında yer aldı diyorlar. Yani aslında burada şu var. Ertuğrul Gazi Oğuz boylarından, Kayı boyundan, Selçuklularla Oğuz boylarından, Kınık boyundan. Yani Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti Selçuklu Türklerini tanımıyor mu? Moğolları tanımıyor mu arkadaşlar? Tanıyor ve Moğolların Anadolu'yu işgal ettiğini ama Selçukluların Anadolu'yu vatanlaştırdığını, Moğolların haksız olduğunu, Selçukluların haklı olduğunu bildiği için zaten Kayılarda Moğol baskısından dolayı Anadolu'ya geldikleri için haktan yana olanın yanında yer alıyor. Bakın, haktan yana olanın yanında yer alıyor. Yani orada Moğollar kuvvetli, Selçuklular az, ben Moğolların yanında yer alayım da Moğollar Anadolu'ya hakim olmuş zaten, bana bir ayrıcalık versin demiyor.
Kimin yanında yer alıyor Ertuğrul Gazi? Doğru olanın yanında yer alıyor. Hak'tan yana yer alıyor. Savaşın bitiminde de işte önce Ankara tarafları Ertuğrul Gazi istemiyor. Biz diyor buraya harp etmek için geldik. Anadolu tarafına geçiyor. Bizans sınırında yer istiyor. Söğüt-Domaniç civarları veriliyor ve arkasından Cenab-ı Hak Ertuğrul Gazi'nin evlatlarına, torunlarına 623 yıl yaşayacak büyük bir imparatorluğu nasip ediyor. Yani siz doğru olun arkadaşlar. İşte bizim babamız, büyüklerimiz derdi ki, bizim zamanımızdakilere de derler, sizlerin annelerine babalarına demişlerdir. Anneleriniz babalarınız da şimdi size söylüyorlardır. Yani oğlum sen doğru ol, doğrunun yardımcısı Allah'tır derlerdi. İşte Ertuğrul Gazi de bu anlayış da doğru oluyor, haktan yan oluyor. Allah da ona, onun evlatlarına büyük bir devleti, dünyaya adalet veren, yön veren büyük bir devleti, İslam dünyasının asırlarca bayraktarlığını yapan bir devleti nasip ediyor. Evet arkadaşlar, burada milli mücadele yapılan yardımlardan bahsettik. Boğazım da gıcıklandı yine. Burada dersimize son veriyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.